istiyorum. Hiçbirimiz yaren olup kolumuza gelip bir ömür of demeden taşımamız. Öncelikle toplum olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlayacak ve özellikle engellileri ortadan kaldıracak gerek insanlığımızın, gerek kültürümüzün, gerekse en önemlisi dinimizin bir inancı gereği olarak sorumluluklarımızın arasında görmeliyiz. Zira her birimiz malumunuzdur birer engelli adayız. Bundan dolayı bu hassasiyeti gösterdiğimiz zaman engelli vatandaşlarımızla empati kurarak onların günlük hayatta karşılaştıkları sorunları kendi sorunlarımız gibi gördüğümüz zaman onları daha iyi anlamış, onlara daha fazla fedakarlık yapmış oluruz. Engelli vatandaşlarımızın öncelikle engellileri ortadan kaldıracak, kendilerine inanıp fırsat verildikçe onların azimle, onların sabırla, inançla çalışarak spordan sanata, kültürden edebiyata, iş hayatının her alanında gerçekten büyük başarılar elde edeceği inancındayız. Öncelikle bizler bu hayata imtihan olarak geldiğimizi bilirsek ve bu dünyada insanın aslında imtihan için var olduğunu, kimilerinin ailesiyle, kimilerinin babasıyla, kimilerinin annesiyle, kimilerinin kardeşiyle, kimilerinin hastalıkla, kimilerinin yoklukla ve kimilerinin evladıyla imtihan edildiğini bilirse emin olun onlara daha fazla sarılır. Onları daha fazla hayatta tutmak için elimizden geleni yaparız. Ve sizler değerli anneler, öncelikle sizlere söylüyorum. Bu engelli kardeşlerinizi sabırla onlara bakıp onlara hayatta tutulduğunuz sürece emin olun hem bu dünyada hem ahirette hakikatlere geleceksiniz. Buna inanın. Bugün hükümetimizin özellikle engelli kardeşlerimizin hayata bağlanması için verdiği destekle, rehabilitasyon merkezlerine verdiği katkıyla onları rehabilitasyon merkezlerinde daha erken bir şekilde hayata tutulmalarını sağlıyoruz. Ve buradan da bunu özellikle söylemek istiyorum. Rehabilitasyon merkezlerinin çalışan kıymetli yöneticilerimiz, onlar da elinden geleni yaptığı zaman aileye en fazla desteği sağlayacak, o engelli kardeşlerimizi hayata tutunduracaktır. Sadece sen çektin sen mi sadece?